Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Genel olarak baktığımızda hisse senetleri 2021 yılını pozitif bir zeminde tamamladı. Öyle ki BIST endeksine baktığımız zaman Aralık ayının ikinci yarısına karşılaşılan yoğun satış baskısına rağmen endeks yılı %25 civarında değer kazanımıyla kapatmayı başardı. Öte yandan dolar TL'ye baktığımızda ise yıl içinde %75'in üzerinde yükseliş gördük kurda. Dolayısıyla TL bu performansıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performansı gösteren para birimi olarak da öne çıktı. Öte yandan makroekonomik kırılganlıklar nedeniyle Türkiye'nin risk primlerinin ise yukarı yönlü hareket ettiğini gördük ki Aralık ayı içinde Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi 600 bas puanın üzerinde test etti. 2022 yılında ise özellikle Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikasının görünümde fiyatlamalarda belirleyici olacağını düşünüyoruz ki enflasyonda görünümün bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bugün açıklanan rakamlara göre de yıllık enflasyon %36 seviyesini aşmış bulunuyor. Merkez Bankası son açıkladığı PPK toplantısının ardından son açıkladığı metinde faiz indirim sürecine son verdiğini, bu sürecin tamamlandığını duyurmuştu toplantı metninde. Ancak dolar TL kurunun 18 liralardan 14'ün tekrar altına gerilemesiyle birlikte Merkez Bankası'nın para politikasında bir değişiklik olup olmayacağını yakından takip edeceğiz. Yurt dışında ise özellikle tahvil faizlerinin görünümünün belirleyici olacağını tahmin ediyoruz ki FED tahvil alımlarında azaltıma devam ederken muhtemelen kısa vadeli tahvil faizleri de yukarı yönlü tepki vermeye devam edecektir. Zaten bu süreç tamamlandıktan sonra artık FED'in ne zaman faiz artırımına gideceğini konuşmaya başlayacağız ki FED şu anda resmi tahminlere göre yıl içinde 3 kez faiz artırmayı planlıyor. Dolayısıyla kısa vadeli faizlerin yukarı yönlü hareket etme potansiyeline de paralel olarak muhtemelen yıl içinde 2022 yılında dolar endeksinin küresel ölçekte güçlü bir performans sergilemesi de şaşırtıcı olmayacaktır. FED'in faiz artırımlarına gitmesi durumunda bunun hisse senetlerinde büyük resmi anlamlı şekilde bozmasını ise beklememek gerekir ki geçmiş dönemlerde FED faiz artırımlarına giderken S&P 500 endeksinde trendin bozulmadığını görmüştük. Çünkü burada önemli olan ekonominin büyüme trendine devam etmesi ve kar beklentilerinin güçlü olması. Dolayısıyla 2022 yılında FED faiz artırımlarına gitse bile bu beklentiler geçerliliğini koruduğu müddetçe değer kazanma eğiliminin de süreceğini tahmin ediyoruz. Ama tabii ki geçmiş dönemlerdeki kadar da güçlü değer kazanımları beklememek gerekir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.